çalsın yar gelecek bu gece. Bu gece ah bu gece vallahi hey! Bu gece ah, bunlar yansın davul çalsın yar gelecek bu gece. Yeter, yeter. Ana, ana, hani derler ya ana, çok özlemiş zararlı. Efendim, başta hanımefendiler olmak üzere şeref verdiniz, hoş geldiniz, mutluluklar getirdiniz. Her şeyin en güzeli sizlerle olsun diyoruz. Yüce Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin. Şu anda televizyonları başlarında oturmuş bizi izleyen insanların da kesesi bol, huzurları bol, mutlulukları bol, güzellikleri bol olsun. Şimdi karanfil kızımızı çağırıyoruz. Ay illet oluyorum bu kıza. Çağırıyorum şunu, çağırayım gelsin. Şu kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Evet, bu kadar boy, türlü türlü huy. Evet, karo, kız, karanfil. La karo! Gel! Gel canım gel! Karanfil! Ne bağırıyorsun ya? Sesin caddeden duyuluyor be! Anlamadım. Sesin caddeden duyuluyor. Niye bağırıyorsun diyorum. Caddenin ismini söyleyeceksin. Falan filan caddeden diyeceksin. Ulu Orta Cadde olmaz. Reklama girer, reklama girer. Allah Allah! Bağırım tabii bak. Niye geldin? Ne güzel bağırıyordum kendi kendime. Şu bağırışını değiştir. Uğursuzluk getirir. Sana yakışmaz. Üzerinde güzel durmaz. Hiçbir estetiği yok bağırışının. Uğursuz. Mesela şöyle yapayım. Karo. Estetik olsun diye. Karo. Kız karo. Böyle mi bağırayım? Nah böyle bağırım. Kız karo. Karanfil. Gel böyle bağıracağım. Neden yakışmıyor bana onu anlamadım. Uğursuz uğursuz. Ne demek uğursuz? Ben anlamam öyle uğursuz mu uğursuz. Ne yani senin hiç batıl inancın yok mu? Ne inancım? Batıl inancın. Yok. Bir batıl inancın bile yok mu senin şimdi? Evet benim bir kadın bile yok. Ya ayıptır, yazıktır ya şuna aranızda fazla batıl inancı olan varsa versin. Yazık, bu rezil ediyor kendini. Şşt, pist. Bu elma portakal mıdır? Manamda mı satılıyor? Bana pis deme, kedi gibi hissediyorum kendimi. Ben zaten söyledim az önce bu kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Yani burada nasıl bulacaksın batıl inancı ne? Ya bir batıl inancın olmalı. Şimdi moda, herkesin var. Mesela 13 rakam uğursuzdu ya. Evet. Artık 6 uğursuz. O niye? Sayısal lotoda 6 tutturursan anlarsın. Ah keşke bir tuttursam da uğursuz olsa. Sen öylese 300 milyar çıkınca yakın uzak bütün akrabalarınla tanışıyorsun. Şimdi zaten bu zamanda amorti tuttursan da aynı şey yani ya. Bir de şey var uğursuzluk olarak. Ne var? Arka arkaya 5 gün Reha Muhtar'ı izleyen genç kız evde kalıyor. Bir dakika şimdi Reha Muhtar. Batıl inanç. Ne alaka şimdi? Nasıl yani? Uğursuzluk getiriyor. Evde kalır. Genç kız 5 gün arka arkaya izlesin. Bana ne kızım? Ben evde mi kalacağım? Ben izlemiyorum zaten Reha Muhtar. Tabii sen genç kız değilsin zaten. İzleme. Ne değilim? Genç kız değilsin. Sen ne izleyeceksin Reha Muhtar be? Bak kızım. Ben Reha Muhtar falan dinlemem. Hadi hadi saklama. Ben duydum. Sen izler misin her gece Reha Muhtar gizli gizli? Ben. Tabii hatta bütün işleri iptal ettirir misin? Ben. Kapıya tabelada astırmışsın. Ben. Rahatsız etmeyin. Reha Muhtar izliyor. Kızım bunlar yalan yalan. Yalan bunlar. Hadi canım seni de duyduk neresi yalan. İnanmıyorsanız gidin Reha abiye sorun. Hatta diyor ya her gece neydi o? Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsan. O mesajı sana yollarmış her gece. Kızım Reha Muhtar'ın bu lafı söyler söylemez beni ilgilendirmez. O lafın benden ne alaka? Çok alakası var. Esas senin ne alakası var? Biraz düşününce çıkartıyorsun. E nerede yaşadığın yaşatıldığın belli değil ki. Şimdi buradaysan bir saat sonra Urfa'da sonra Bodrum'da olabilirsin. Ondan ona ne? Ondan ona ne? İşte bunu bilemeyeceğim. Aranızdaki ilişki be karışmayayım. Sen gel buraya şimdi. Gel.
Şimdi bak bir düşün aslında. Çok güzel bir cümle. Hiç düşünmedim her akşam izliyorsun. Evde evde yaşanıyor ve yaşatılıyorsan. Böyle çok romantik, histerik, hipotenik, çok ikli bir cümle. Kendine gel kız. Yoksa sen her gece bu lafı dinleyip dinleyip romantikleşiyor musun? Düşünsene bir çok ikli bir cümle. Tamam. Kafayı oynattın sen. Oynattın, tırlattın sen. Sen evet. Kafayı yedin yavaş yavaş. Yedim. Nereden biliyorsun? Doğru kim söyledi? Allah'ım yarabbi ne diyorsan doğru diyor ya. Kızım sen kafayı nasıl yiyeceksin? Yedik. Dün akşam misafirler geldi. Evde de bir şey yoktu. Dedim oturun benim kafayı yiyelim. Yedik. Hatta... Bari üstüne biraz Urfa isodu, tuz, biber, limon da sıkaydınız şu kafaya. Ne yapayım be ben Urfalı mıyım? Allah Allah. Sinirim bozma benim ya. Sana da ayırmıştık. Onu da yedim Allah'tan. Bir konuları çal. Çünkü zaten her gün adam kafayı yiyor. Benim kafayı ne yapsın dedim yani. Konu mu çağırayım? Evet git konu çağır. Geldi ya işte. Şuradan mı? Ne bakıyorsun be? Buradayız. Sen misin konuk? Beğenemedin mi? Yok, çok beğendim canım. Konuğa bak maşallah. Doldur boşal diye. Kızım sana konuğun ne alakası var? İşte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız. Ne yani biz kabız mıyız? Gel gel. Bir de bu akşam misafir gelecek. Ben de oturup kafamı vereceğim insinler. Çünkü ben de kafayı yemek üzereyim. Ben konuk olamam mı şimdi bu programa? 40 fırın değil. 80 fırın ekmek yiysen gel olamazsın. Oha. Ya kusura bakmayın ama yani abarttınız. Niye? Şimdi ben o 40 fırın ekmeği yersem bu kapıyı genişletmen lazım. Neden? 40 fırın ekmek yiyen hatun 250-300 kiloyu bulur. Kızım 40 fırın ekmek bir anda mı yiyeceksin? Yavaş yavaş yedin 2 senede gel. Şimdi ben 40 fırın ekmek yesem bu fırın ekmeklerin parasını kim ödeyecek? Hadi onlar ödendi diyelim. Bu 40 fırın ekmek, su, yol, köprü olarak kime dönecek? Peki bu dönen su, yol, köprünün gelirlerini kim alacak? Ama kim? Türkü okuyor sessiz. Dublaj yapayım. Aman dokunmayın çok fenayım. Bana tık geldi. Kafamı tut. Kafam gidiyor. Ne tutacağım ben maşallah gülle gibi. Kızım gel buraya. Yemin ederim oynatmak üzeresin. İki program daha sonra seni Allah rahmetine kavuşursa seni bulamayız da ararız. Bana da oynattıracaksın ya. Tek geldi bana her türlü. Gel buraya. Şimdi bak gideceksin. Konuk kim? Konuk kim söyleyeyim sana. Konuk olurken kime sormuş? Konuk olmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır mı bu vatandaş? Konuk olurken acı hissetmiş mi? Acı var mı efendim? Acı var mı? Kızım bırak acıyı... bırak muhtara! Acı yok efendim. Hiçbir yerim acımıyor. Nerenin belle derledi? Kıbır ya! Deli herif ya. Söyle çağıracağım hadi. Her acı şimdi... isot gibi olur mu? Oynatan bu deli ben oldum değil mi? O oynattı ben deli oldum. Yani var ya hani ben içiyorum sen sarhoş oluyorsun. Şimdi bak kızım. Lakaplı bir ismi de var onun. Lakaplı. Adı Müslüm, soyadı Gürses. Bir de ona ayrıca ekstradan, ilaveten, defaaten Müslüm Baba derler ona. Bir de Müslüm Baba'ya alın vereceksin. Hadi bakayım. Öpüşelim değil mi? Niye sana mesela Müslüm Gürses diyorlar, yetinmiyorlar bir de üstüne bir de ekliyorlar Müslüm Baba? Vallahi işte yüce halkımız sevdiği insanlara böyle bazı ünvanlar veriyorlar. Kimisine abi diyorlar, kimisine paşa diyorlar. Bizi de kendilerinden bir parça, büyüklerinden biri herhalde görüyorlar ki Müslüm Baba diyorlar. Ben iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi her dalın kendine göre bir babası vardır. Ama Müslüm Baba'ya gerçekten Müslüm Baba demiş. Hakikaten benim için de o Müslüm Baba. Estağfurullah. Yani estağfurullah. Kendi dalında, kendi canında tek
Sen de teksin. Tek. Biz gerçekten iftihar ediyoruz. Onların arasından da çıkmakla iftihar ediyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Nedir ki onlara güzel şeyler verebilmek, üretebilmek, onları mutlu edebilmek. Bütün gayemiz bu. Başka bir şey değil. Biz onlara köleyiz. Estağfurullah. Sağ olsun. Şimdi. Tamam. Teşekkürler. Hemen listemi alıyorum elime. Çıkıyorum gurbetin yoluna. Müslüm Gürses'in okuduğu son bir kaseti var. Daha çıkmadı. Daha dinlemediniz. Belki bugün, belki yarın. Belki yarından da yakın olacak. İlk biz dinliyoruz. Onun için ben kendimi mutlu sayıyorum. Ve ilk şarkımız... Feda olsun. Feda. Nerelerdesin? Yalnız, yalnız. Şarkıları dinlerken... mutlak ve mutlak sözlerine iyi kulak verin. Çünkü sözleri çok güzel, gerçekten. Nedir usta bu? Nerelerdesin? Nerelerdesin? Evet, Müslüm evet. Gürses diyoruz. Hasretim sana yüreğim yanar, mevsimler değişir, çiçekler solar. Nerelerdesin, nerelerdesin? Ah, hadi meleğim, geri dön bana. Sevda çiçeğim, geri dön bana. Sensiz hiç olmam, sensiz yapamam. Nerelerdesin, nerelerdesin? Geri dön bana, nerelerdesin? Ey benim dertli başım, ey benim ekmek aşım, ey benim yan yoldaşım, nerelerdesin? Ey benim dertli başım, ey benim ekmek aşım, ey benim yan yoldaşım, nerelerdesin? Kızgın şimşekler çakar, ay güneş tutulur, kıyamet kopar. Nerelerdesin, nerelerdesin? Ah, hadi meleğim, geri dön bana. Sevda çiçeğim, geri dön bana. Sensiz hiç olmam, sensiz yapamam. Nerelerdesin, nerelerdesin? Geri dön bana, nerelerdesin? Ey benim dertli başım, ey benim ekmek aşım, ey benim can yoldaşım, nerelerdesin? Ey benim dertli başım, ey benim ekmek aşım, ey benim can yoldaşım, nerelerdesin? Ey benim dertli başım, ey benim ekmek aşım. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkürler. Su içer misin? Su içeriz tabii, su güzel bir şey. Bulmacada var. Çok güzel bir içecek. Bulmacada hep çıkıyor, diyor ki kadim içeceğimiz iki harf. Hemen yazıyoruz su. Adamın biri zamanında çok
alkol alırmış. Bir gün işte hastalanıyor. Ağzı kuruyor. Bana diyorlar ya böyle bir rakı gibi benzer bir şey yok mu falan. Adama tutuyorlar. Su takdim ediyorlar. Adam suyu götürüyor fondip. Ah be diyor ya diyor bu ne güzel bir içecek. Bunun adı nedir diyor filan. İşte diyor kardeşim buna su derler. Allah Allah diyor. Ben bunun diyor nasıl diyor. Daha önce diyor neden diyor böyle farkına varmamışım diyor. Bu bir hikaye aslında. Yani suyun güzelliği, suyun güzelliği, azizliği burada vurgulanmak istiyor. Su gerçekten güzel bir şey. Su güzel bir şey. En güzel içecek su. Hani çiçek kadar değil de su kadar aziz ol derler ya. Ya, ya. Ey benim güzel kızım sen de su kadar aziz ol. Olsun olsun. Çiçekler geldi. Yapmış olduğunuz programın devamını diler. Aziz. Sanat hayatınızdan başarılar dilerim. Ezgi Showroom, Emrah Öztürk. Öbürünü de oku, Türkçem yok benim. Biliyoruz canım, o yüzden okuyorum. Programınızda başarılar dilerim, saygılarımla. Şalvarlı kardeşler. Tatlı Ses Kasabı. Yalnız o aziz... Bu ne kardeşim? Tatlı Ses Kasabı, Tatlı Ses Lahmacunu, Tatlı Ses bilmem ne. Ne bu ya? Çekip gidelim o zaman. Haydari'ye gidelim. Bu nedir ya? Allah Allah. Üstelik gitmiyor gibi Tatlı Ses takım, futbol takımı. Bu, çok güzel. Bu sahte. Öyle mi? Tabii. Olamaz. Tabii oluyor. Nasıl oluyor? Dünyada Tatlı Ses. Karanfil'den beklemem bunu. Yok be vallahi o açtı. Sen... Ay bulmasın diye. Tatlı Ses Kasap yazıyor. Ben de okudum içeride. Ne demek bu Tatlı Ses Kasap? İmitasyon mu yoksa bu? Bize veriyorlar mı bir şey? Yüzlerimizde bir şey. Bilmiyorum, onun takipçisi olmak gerek. Programdan sonra bir dolaşalım. Hemen onu. Güzel bir kuşbaşılık böyle. Allah, kuşbaşılık. Allah Allah. Fırın. Aman. Allah, gel kızım Allah. Sen bunu al götür. Söyle Allah şimdi neye dedim. Geldin? Ben niye gelirim? Armut satmaya gelmiyorum herhalde. Reklam. Eyvah eyvah. Kaçın karanfilim. Kaçın kardeşim. Şimdi bu mikrofon açık mı? Bu mikrofon açık mı? Açık mı bu? Açık mı? Peki. Ama gel dostum benim. Güzel bir reklam söyle bakayım. Reklam lan. Eyvah eyvah eyvah. Sizlerdeki reklama benzeri. Reklamlar, reklamlar. Reklamlar lo. Müslüm Baba, Topraktan Bedene Can Veren Allah kasetinden sonra bu çıkacak olan yeni kaset değil mi? Kaç ay tahminen arasına kadar? Tahminen arası 8 ay falan oldu herhalde. Yani o şeyi anlatmak istiyorum. 8 ay oldu diyor. Şeyden kurtulduk mu? 15 günde bir Müslüm Gürses kaseti. Kopyacılar sürekli kopya yapıp 15 günde bir Müslüm Gürses kaseti. Halbuki senin öyle bir kasetin yok. 15 günde bir kaset yapacak zamanın da yok. 15 günde zaten kaset olmaz ki. İşte öyle 15 günde kaset olmaz yani. Bir sefer solistin seslendirmesi bir ay gibi bir zamanı alıyor. Bir ay. Bunun yönetmenin kaleme alması var. Orkestranın çalması var. Montajı var. Montajı var. Yani. Miksaj falan olayı var. Var oğlu var. Şey için anlatmak istiyorum ben. Yani bu biliyorsun iki tane beş tane şarkı buluyorlar. Birbirinin peşine takıyorlar. Eski şarkıları da getiriyorlar. İşte Müslüm Gürses'in yeni kaset. Ben bir bakıyorum. 15 günde 20 günde bir kaset çıkıyor. Şimdi ben de sanatçı olduğum için düşünüyorum 15 günde nasıl kaset olur? Mümkün değil. Dinliyoruz tabii eski şarkılar. Buradan o arkadaşlara sesleniyorum işte böyle şeyler yapmasınlar. Bunların elinden gerçekten ikrah getirdik. Bu adamlar gece silahlı, gündüz külahlı bu haramiler hakikaten bizi acayip kanımızı emdiler. Allah'a şükür 8 ay sonra çok güzel bir kasete kavuştuk. Vallahi çok güzel. İyileşir diyorum. Peki Müslüm Baba. Mesela kaseti insan, yani biz sanatçılar olarak yaptığımız zaman diyoruz ki işte bu şarkı götürür. Yani bu şarkı sevilir. Mesela bu kasette hangisi mesela sence? Vallahi aslında oradaki şarkıların bana göre hepsi lokomotif. Yani bir tane böyle vagon bir parça yok. Ben dinledim gerçekten çok güzeldi. Mesela şimdi şey yar yar. Yar nedir sence? Yar... Nedir sence? Yar
Hayır, onun tarif biçimi çok değişiktir de ondan istiyorum böyle o sevgiliyi, aşkı, yarı ondan öğreneyim. Çünkü acayip bir şekilde anlatır o. Severim onun için onun kurduğu cümleleri, diyalogları çok sevdiğim için ona soruyorum. Yar her şeydir yani yar. Yar tasavvufun bana da tanrı demektir yani. Ama canlı işe geçtiğiniz zaman yar insan için bir hayattır yani. Bir yaşam kaynağıdır. Yar, yar olmazsa hiçbir şey olmaz ki. Yarsız olmaz yani. Sağda yar, solda yar, ön tarafta yar, her taraf yar. Yarsız hiçbir şey olmaz. Tabii. Öyle olmazsa Allah yaratmaz yani yar. Yarı yaratmaz yani. Yarı yaratmaz. Onsuz da olmaz. Onunla da olmaz. Bu nasıl olacak abi? Hem onsuz olmaz. Onunla oluyor, o da olmuyor. Bu nasıl olacak abi? Kavgayı sever misin ailede? İşte, ailede kavgayı sever misin? Ben kavgayı sevmem. Kavgayı hiç sevmem. Daima barışçı olması gerek yani. Her şey böyle hoşgörü penceresinden bakılması gerek. Ya armudun sapıdır, üzümün çöpüdür, bilmem nedir. Ya hiç sevmiyorum ben böyle şeyleri hakikaten. Ya ne alakası var armudun sapıdır, üzümün köküdür. Ya bu tür şeyler oluyor gerçekten. Hani kavgayı seven mesela dişi var, kişi var efendime söylemeyen. Olmaz, her şey mantık dairesinde yani. Mantık dairesinde. Yani sevgi, saygıya dayalı ikili ilişkiler yıkılmaz. Sevgi, saygı, hoşgörü bunlar çok önemli. İşte bak bunların sancılarını çekiyoruz. Bunların sancılarını çekiyoruz. Bütün şu ailelere... güzel, ya şu güzelim dünyada ne olur yani yaşayalım. Bir karıncaya bile yer var yani değil mi? Herkes yaşasın ne olur. Yani ırkı, dili, dini bilmem neyi ne olur ne olursa olsun yani. Bir Fransızı bile kucaklamak gerek. Nedir yani? Değil mi? Öyle diyor o da insan. O da insan baba. Örneğin yani değil mi? Sevelim, sayalım. Dünya kimseye kalmaz Yunus Emre'nin dediği gibi. Gelen canlılar bir olalım demiş. Sevelim, sayalım. Dünya kimseye kalmaz. Yani felsefemiz bu olursa buluruz yani. Türk milleti zaten kendini ispatlamış. Her sahada. Her sahada ispatlamış. Her sahada ispatlamış baba. Ne güzel aslan gibi bir de liderimiz var, mümleğimiz var. Değil mi? Gidelim izinden. Ne olur ki? Ender bulunan bir insan. Bizde çıkmış bilmem ne olmuş yani. Ne olur? Ay Kürt olmuşsun, Arap olmuşsun, bilmem Laz olmuşsun, Çerkez olmuşsun. Ne yazar ya? Mühim olan insanlık. İnsan mısın? Tamam. Yani demek istediğim kişi insanlığına insan yayılması gerek yani. Onun için de her şey haram. Bakın ben cevap veriyor muyum? Konuşuyor muyum? Ne olacak? Noktası noktasına doğru. Ya, noktalıyor, noktalıyor. Estağfurullah ya. Vallahi. Şimdi bu yarı bize bir söyle bakayım. Bu nedir abi bu yar mar? Okuyalım. Evet. Şey yar diyoruz. Hadi bakalım. Ayrılığın gözünde yollarımı şaşırdım hasretin izinde. Umutlarım tutuştu ayrılığın gözünde. Yollarımı şaşırdım hasretin izinde. Geceler sabahı bilmiyor sensiz. Gözümün yaşları dinmiyor sensiz. Yüreğim yanıyor
yanıyor sensiz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor sensiz. Yar, yar, yar. Sen ayrılık ateşi sen. Yar, 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 yar. Mehtabım, güneşim sen. Kalbimin sahibi sen. Ayrılık ateşi sen. Hüzündür ayrılığın ateşi. Hasretinle kayboldu mutluluğun güneşi. Gözlerime hüzündür ayrılığın ateşi. Hasretinle kayboldu mutluluğun güneşi. Geceler sabahı bilmiyor sensiz. Gözümün yaşları dinmiyor sensiz. Yüreğim yanıyor, yanıyor sensiz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor sensiz. Yar, 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 yar. Mehtabım, güneşim sen. Kalbimin sahibi sen. Ayrılık ateşim sen. Yar, 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 yar. Mehtabım, güneşim sen. Kalbimin sahibi sen. Ayrılık ateşim sen. Yar, 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 yar. Mehtabım, güneşim sen. Kalbimin sahibi sen. Ayrılık yan, 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 yan. Mehtabım, güneşim. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Yar, 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 yar. Allah kimseyi yarsız bırakmasın ya Rabbi. Tabii, 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 tabii. Allah kimsenin kalbinden yar aşkını almasın ya Rabbi. Amin, 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 amin. Allah kimseye de yar nasip etmesin ya Rabbi. Bak, önden çok hararetli biri dedi ki amin. Eyvallah. Bir şey var, bir fenalık var, bir şey var, var. Yangınlarda, var, var. Yangınlarda. Var, evet. Yangınlarda, aman dikkat et. Aman dikkat et. Yanık çok kötüdür, aman. Aman dikkat aman, et. Aman, aman. Şimdi usta seninle birlikte bir şarkı okumuştuk. Sen de onu okudun, ben de onu okudum. Mutlu ol yeter. Evet. İstersen ben sana onu söyleyeyim. Çok güzel bir parçaydı. Memnun olurum ya. Dilimden bu şarkı düşmesin, dilim
söylese de gönlün hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymazsan sevgilim üzülmem buna. Alıştım yıllardır yokluğuna. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymazsan sevgilim üzülmem buna. Alıştım yıllardır ben yokluğuna. Bir tek dileğim var, mutlu ol. Bu şarkıda aşkımızın yemini. Hiç düşünme Mecnun muyum deli. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymazsan sevgilim üzülmem buna. Alıştım yıllardır buna. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymazsan sevgilim üzülmem buna. Alıştım yıllardır. Adamı ben böyle coştururum işte, böyle ederim. Böyle fişeklerim adamı. Çok teşekkür ederim. Biraz olaylar taştıysa kusura bakma. Biraz da rahatsızım ya İbrahim'im, bildiğin gibi değil. Üşütmüşüm, üzerine afiyet. İyi, üşütmen i̇şte... çok iyi. Allah'tan üşütüksün. Allah'tan üşütüksün. Sağ ol, varım. Yoksa üşütük olmasa abimi başıma yıkacak. Estağfurullah, aman. Aman. Fakat evet, çok güzel. Seninle hakikaten program yapmak, sohbet etmek, şarkı söylemek ayrı bambaşka bir keyif veriyor bana. Zevk veriyor bana. Evet. Sizler de tabi buna dahilsiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi Müslüm Baba. Estağfurullah. Buyur Müslüm Baba.
Şimdi herkesin biliyorsun bir sabah evinde kalkış şekli vardır. Sen nasıl kalkarsın abi? Sinirli mi kalkarsın? Yoksa çok böyle mülayim, çok böyle kuzu gibi, bazıları var da keçi gibi kalkar. İşte sen biliyorsun yani biz sanatçılar 10 saat, 12 saat falan böyle yatmazsa, o uykuyu almazsa kendini eksik hisseder. Kaç saat abi, özür dilerim. 12 saat mı? 10 saat, 12 saat. Nerede satılıyor, ben gideyim alayım ya. İşte... 5 saati geçemiyorum. Sen biyonik adamsın, ben seni tebrik ediyorum gerçekten. Yani bu kadar işin altından kalkman hakikaten takdire şayan yani. Gerçekten her türlü takdirin üstünde. Ben seni tebrik ediyorum. Allah var etsin. O senin kendi güzelliğin. Sabah kalkma mevzusuna gelince işte ben yani bu 8 saat, 10 saat falan uyku uyuyamazsam böyle bir gürültü patırtı neticesinde kalktığım zaman müthiş sinirli oluyorum. Müthiş sinirli oluyorum. Sağ o anda sola, yani kimse aman... O anda evet yani herkes bizim hizmetçimiz işte muhterem hanım falan filan yani... Eğer o görünen şey beyazsa ben ona kara diyorsam, siyah diyorsam tamam o karadır, o siyahtır falan. Kimse süt yok, itiraz yok. Böyle. Ama uykumu da aldığım zaman falan her şey denge çok iyidir. Peki gider zaman yani. Zaman muhterem hanım diğere kadar gider. Böyle sinirli olur mu hiç kalktığında böyle? Var mıdır onun öyle sinir mindiri? Onun da tabii o da neticede insan. Onun da böyle stresli olduğu pozisyonlar oluyor tabii. Sinirlendiği zaman ben çeker giderim hemen öbür tarafa, öbür odaya giderim. Canım sıkıldığı zaman atlarım arabaya. Araba sürmek de bende yani zevk. Süratli mi sürmeyi seversin, normal sakin mi? Vallahi... Ben biraz bir aralar çok hızlı yaşıyordum, süratli. Sürati seviyordum. Fi tarihte bir kaza geçirmiştim ben. İşte 3-5 arkadaş dedik bir araba sefası yapalım, gezelim falan. Gidelim şöyle etilere metilere, boğaza mağaza falan biraz hava alalım. Kimle gidelim falan, bizim orada da bir arkadaşımız vardı. Ali diye bir arkadaşımız vardı. Ali dedik hadi bizi götür, biraz şöyle hava alalım, temiz bir hava alalım, evet. Ruhumuz açılsın. Bak abi dedi falan. Ben öne oturdum, 3 kişi arkaya oturduk. Bir müddet gittik işte sohbet koyulaştı falan, ha 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 ki 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 falan filan. Tam Etiler'de bir otobüs durağı var. Konuşuyorum ben arkada filan. Yine bir döndüm şöyle. Ana bir baktım ki böyle direkle yüz yüze kaldık falan. Ulan dedim aman Ali falan ne yaptın falan. Adam bam falan şey bindirdi diye. Meğerse arkadaş alkol almış. Gözlerine baktım gözleri açık. Aa demek ki adam beynen uyuyormuş. Beynen ulan dedim Ali yaktın anamızı ağlattın kitapsız dedim lan sen. Ben dedim Cezara, sen burada hastaneye götürmüyorum, ben hastaneye gidiyorum. Atladım ben hastaneye, arabaya bindim onu orada. Dedim sana ceza, onu götürmedim. Ben burada kaldım. Ama hak etti yani, aslında öyle kadar değiliz de. Hak etti. Hayır, ilk defa, ilk defa. Gel kızım buraya, gel yanıma. Şş, alo, gel canım. Bundan sonra arabaya eve giderken benimle birlikte gideceksin. Kaza yapacağız, seni orada bırakacağım, götürmeyeceğim hastaneye, ceza. İlk defa kaza yapıp da hastaneye götürmeyen bir adam. Ulan demiş burada ceza sana ulan. Sen, ben hastaneye gidiyorum sen burada kalacaksın. Şimdi söyle canım. Hangi kamera? Evet. Hangi kamera? Şu kamera evet. Azmi oğlum. Şşt. Azmi. Cevap vermiyor ya. Azmi. Kızım kamera bak. Konuşmaz. Alo. Oğlum dangalak Azmi. Kuş beyin Azmi dinle. Ocağın altında yemeği unuttum. Kapı ocağı. Bu bir. İki. Bu abinizin lahmacunları var yatağın altında. Alın onları, ısıtın yiyin tamam mı? Azmi cevap versene oğlum. Kıl Azmi. Şıl Azmi. Hız. Müslüm abi, jilet var mı? Azmi'yi dünyadan kazıyacağım. Vahim sana be karanfil. Sen bunu yapma ya. Sen bunu yapma. Kızım o kamera konuşmaz.
Dili yok, ağzı yok. Sadece bakar sana. Ben kendimi görürüm, o da beni görür. Cevap versin orada ama. Nereden görüyorsun kız? Ben bakıyorum, görmüyorum kendimi. Ben konuşurum kendimle, o bana cevap verir. Onun dili arkada, onun dili bak. Dili arkada onun. Onun dili. Oradaki onun gözü, o da onun dili arkada. Ay. Azmi, dua et sana tüy demedi. Eğer tüy deseydi 15 dakikada yere düşerdin yani. Dua et sana kız dedi. Güzel, tüy hafif ya. Çok güzel. Selam biliyorum. Saygılar. Saygılar. Sağ ol. Şimdi geçen programımızda alayım bunu. Reklam, reklam. Hadi anam, hadi hadi. Uçlar, uçlar, uçlar. Müslüm abi bir daha beni öpme. Baryan görür falan. Ayıp oluyor yani. Ayıp sana be, ayıp sana be. Sen benim kardeşimsin, canımsın. Şimdi geçen programda çiçek getirdiler, sağ olsunlar. Müslüm abiye şimdi çiçek göndermişler. Müslüm baba baktı, baktı, baktı. 15 dakika sonra dedi ki, çiçekleri severim. Maşallah. Getirmişsin. Çiçek tabii. Sen de bizim gerek. İçin, sen de bizim çiçek için. Deyince 15 dakika düşünülmesi gerek. Hatta yarım saat. Değil mi? Program bitti. Yarım şu çiçek gerçekten bir olay. Hakikaten şu sanata bak ya, şuraya bak ya. Ne güzel ya, renk, desen, değil mi? İşte insanları sultan olarak göndermiş Allah. Bütün bu güzellikleri de onların önüne sermiş. Ama biz maalesef kıymet bilmiyoruz. Allah affetsin bizi yani. Elimiz boş, yüzümüz kara. İnşallah affeder bizi. Teşekkür ediyoruz Tanrımıza her şey için. Vallahi. O zaman... O zaman madem ki Yüce Tanrı'ya şimdi değil her an uykularımızda yürüdüğümüz her adımda teşekkür ediyoruz Tanrı'ya. Diyoruz tamam. Ki topraktan bedene can veren vah, Allah. Vah 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 vah. Şimdi benim en çok sevdiğim parçası demeyeyim. Yani şu anda şu aralar en çok bunu seviyorum. Niye seviyorum onu da bilmiyorum. Duygusal anlarıma mı geliyor, böyle yalnızlık mı hissediyorum kendim, bir şeyler hissediyorum kendimi. Hemen açıyorum, bir radyo var bizim çalıştığımız bölgede Urfa'da. Diyorum ki bana Müslüm Gürses'in hemen şeyini çalın, topraktan bedene. Son kasetiniz buydu. Bunu son bize... kasetim buydu. Yani canlı okuyalım diyorsun. Evet, canlı oku böyle tane. Şey olsun, bir şey olsun. Evet, buyurun Müslüm Gürses biraz... topraktan bedene diyorum. Hevesini ver, gelsin kederlerin derdin arkası, mutlu gelen günleri göster. Gelsin kederlerin derdin arkası, mutlu gelen günleri göster. Gönlümde keder var terk edilmekten. Zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten. Ona da kulunun sevgisini ver. Sen kurtar Allah'ım beni felekten. Ona da kulunun sevgisini ver.
elimde gönlünün muradını ver. Her güne bir ümit ver el Allah'ım. Benim de gönlümün muradını ver. Gelsin kederlerin derdin arkası, mutlu gelen günleri gözler. Gelsin kederlerin derdin arkası, mutlu gelen günleri gözler. Gönlümde keder var terk edilmekten, bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten, ona da kulunun sevgisini ver. Sen kurtar Allah'ım beni felekten, ona da kulunu. İşte hancı ben her zaman böyle. Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim. Kaldır artık boş kadehi, neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş 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 yavaş. Şu bizim hesabı şu bizim hesabı gör yavaş yavaş. Topraktan bedene can veren Allah. Taksim. Perdeleri gel yavaş yavaş yavaş, beyaz perdeleri yer, gel yavaş yavaş.
Nereden akıya geldi bu ya? Ha? Eyvah eyvah eyvah. Teşekkür ederim baba. Hoş oldu mu artık bütün sırlarını der yavaş 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 bütün sırlarını iletiyorum. Mendili veriyorum. Mendil ayrılıktır. Aman. Aman. Özür dilerim. Ben bu şarkıyı okudum. Aslında bu sende hayat bulmuştu. Fakat ben de sevdiğim için öyle ne sana demek, bir sürpriz ne yapayım demek, dedim. Ne demek? Ne demek? Evet. Sen ağzına paylaştık. Yapışan her şeyi okursun. Çok güzel oldu. Ayrıca senin için onu bunun parçası fark etmez. Yeter ki sen parçayı sev. Saygılar. Değil midir öyle? Muhakkak tabii. Anlatmak her babaydın. Ses bir. Öbür taraftan geliyor. Beş, on. Bu ses geliyor mu? Geliyor tabii buradan geliyor. Evet yani işte. Maşallah sen şimdi, de... Şimdi... Evet.
Sende de o duygu var, bizde de o duygu var. Allah'a şükür yani. Allah vermiş onu. Allah duygularımızı almasın ya. Ne diyorsun ama? Çok vallahi güzel. Mahvoluruz yoksa. Tabii ya. Bizim ilham kaynağımız da sizlersiniz. Değil mi hocam? Şimdi şey soracağım. Geçen programda da sormuştum. Yine onu söylemekte yarar görüyorum. Okuma tarzları vardır, şekilleri vardır. Yani her insan, her sanatçının kendine göre bir okuma tarzı vardır. Şimdi Müslüm Baba'nın öyle bir okuma tarzı var ki zannediysen 4 kilo arak içmiş. Eyvah eyvah eyvah. Sen bunu deme. Doğru mu? Yani aslında... İşte biz yani bu nereden geliyor? Bazı böyle işte ilerisini görmeyen, aniden böyle değerlendiren bazı dinleyenlerimiz oluyor. Yani bizim buradaki şeyimiz nedir biliyor musun? Bu arkadaşlara böyle bir düşünceyi saplatan şarkılara biz müthiş şekilde konsantre oluyoruz. Tabii bu da bizim bazı vücudumuzu deformasyon dediğimiz şekillere sokuyor. O arkadaş da diyor ki ya bu adam ama içmiş, ne içmişim kardeşim Allah Allah. Ne içmişiz ya? Hayır, buna açıklık getirmek mecburiyetin. Çünkü gerçekten Müslüm Gürses okuduğu zaman kendini kaybediyor. O anda siz yoksunuz burada ha. Sonra alkış malkış duyunca ha burada beni dinleyen var diye yani. Vallahi o anda kendinden geçiyor ya. Beni burada ağlatıyor. İşte aynı şey sende de mevcut. Yani şimdi insan yaptığı işte samimiyetini esirgememesi gerek. Samimiyetini esirgememesi gerek. E sen neden seviliyorsun, sayılıyorsun, başarıdan başarıya koşuyorsun? Herhalde bunun en büyük nedeni samimi olman. Samimi olman, sıcak olman. Art niyetin yok yani. İşte neyse odur. Yani ben de öyleyim işte. Neyse odur yani bu. Bunu başka türlü şekle sokmanın. Şimdi sen diyor musun? Yok yani, ki, sen diyor musun yani biz ikimiz de böyle oturalım paşa paşa eğlenelim şimdi. Onu diyor musun şimdi şu anda? Eğleniyoruz zaten işte. Zaten bunlar da bizim aile olduk işte. Hep aileyiz zaten. Ne olacak? Tabii i̇şte ki eğleneceğiz. Kardeşim, ne olacak? Anlamadım kardeşim. Başka türlü, başka türlü görülmenin manası yok ki. Bak şimdi ne gelecek göreceksin. Sırıtır. Bak şimdi ne geliyor göreceksin abi. Eyvah eyvah. Yani ben mi kalkayım? Sen okumayacaksın mı? Yok ben şimdi okuyacağım. Şimdi Allah abi Allah. Biz ikimiz keyif yapacağız. Bizi de eğlendirsinler. Dur bakayım. Evet bizi eğlendirin efendim. Thank you.
Çinez. Güzel mi? Gazel nasıl arada? Evet. Güzel kızımıza teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Evet, Şivga'ya teşekkür ederim zillerinden dolayı. Zilli gitti, kendi zillerini bana bıraktı. Aman. Vay zilli vay. Usta ağzına çok sağlık. Önemli. Ağzına sağlık o güzel gazel için gerçekten. Ya işte bu müzisyen bu ya, dayanamama şeyi, o şeyi var değil mi? İnsan böyle bir içinden coşuyor, bir şey oluyor. Tabii işte böyle arkadaşlarımız da maşallah orkestranda senin şey yani. Lezzetli, şerbetli geliyor yani. Öyle olunca insan dayanamıyor. Tabii dayanamıyor. Kaynıyor tabii. Peki haydi. Ben ne söyleyeyim bir tane usta? Neydi o? Ya durun, vebat şartlı, aman şartlandırmayın. Nasihatta veren olmaz. Güzel bir parça o. Sana bir dost nasihatı vereceğim ya. Gitmeden. Ya. Evet. Gerçekten güzel. Evet. Özür dilerim, istekleşemedik. Çünkü sözlerimi unutmuşum. Güzel bir parçaydı. Yalan mı söylüyorum? Kur'an doğru söylüyorum, Kur'an. Hadi Kur'an doğru söylüyorum vallahi. Şimdi o zaman kafana rahmetli gelin. Rahmetli babe dedi ki ya 64 tane he vardır. Ya 64 çeşit he vardır. Ha. Ya. Ha. Ha. Evet. Ha. 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 Ha canım. Ha. Heye. Ya. Heye. Heye adralar öyle. Heye. Urfalar da hello. Urfalar da hello. Hello. Şimdi ne söyleyeyim, ben kendim karar vereyim. Bir dakika. Dur. Ting yapsın. Kafama ting yapsın. Yakamız. Oh,
sen hep beraber. Parçasını hatırlatayım. Sen sevlahım pardon. Evet. Yürüyorum sokaklarda. Kime gidiyor, kime gidiyor. Görüyorum insanları. Evet. Nasıl? Evet. Çok güzeldir. Allah. Bir de bu şarkı yarımdır biliyorsun değil mi? Ya işte o şarkı film için yapmıştık biliyor musun? Çok güzel şarkı ama ya. Evet ya, yani o şarkı öyle yarım kaldı. Öyle de gitti yani, sevildi. Şimdi yarım abi olarak. Bize tam bitene şarkı söyle bu son kasetinden. Kasetin yönetmeni kimdi abi, dedim ben anlamadım. Kasetin yönetmeni... Topraktan bedene can veren Allah'ın sahibi. Değerli müzisyen arkadaşımız Özer Şenay. Özer Şenay. Evet. Özer Şenay'ı kutluyoruz buradan, tebrik ediyoruz. Değerli hocam, evet. Tebrik ediyoruz gerçekten. Sağ ve olsun. Şimdi bize Müslüm Baba. Evet. Müslüm Baba. Reklamlar. Yani bitireceksiniz, bitirin canım, Allah Allah. Allah Allah. Her şeyin bir adabı, üslubu var. Eyvah, ya bıraksak eyvah. Sabaha kadar konuşacaksınız canım. Eyvah. O ne? Randevumuz var ya. Aman karanfilim, bizim şefkate ihtiyacımız var Sevgi'ye. Yapma böyle. Ben seveyim bize seni. Bize kurşun ben, sıkma. Ben seveyim seni. Yapma. Canım şefkat vereyim sana. Ama. Buraya salata gibi. Görüyor musun? Kız gel buraya. Peki sen ne dersen oraya. Şimdi bu bizim Radyo Tatlıses'te çalışıyordu. Bir tane kırmızı başlıklı kız var orada, onun yanında çalışıyordu. Kovdu bunu. Cırcırından dırdırından kovdu bunu. Herkesin içinde söyleme diyorum sana şunları ya. Neden? Kovulduğunu söylüyorum. Bir gün ben de seni kovacağım. Uzattınız yeter, kısa kesin. Her şeyin kısası makbuldür. Müslüm abi, her şeyin kısası makbul değil mi? Bak ne demiştin? Her şeyin kısası... Ne demiştin? Ama yani... Senin bu kıyafetin güzel, bu uzun, bunu beğendim. Yani her şeyin kısasına makbul olmaz. Olmaz. Ay canım, ne demiştin?
Uzun ince bir yoldayım. Nerede bunun kısası? Adam şimdi git, sen diyorsun ki, sen diyorsun ki Müslüm Baba bir babaca reklam mı desin diyorsun. Müfessur reklam. Allah Allah. Nereye söylüyoruz kardeşim? Valla ulu orta söyle işte ya. Eyvah eyvah. bana bir şey yapma. Sen misin? Ben, evet. Sen, ben, siz, onlar. Reklamlar. Reklamlar. Evet. Şimdi Müslüm Baba bize son kasetinden Aldana Aldana diye bir şarkısı var. Aldatmakla ve aldanmakla ilgili. Aldatılmış adam. Hayınlıkla işte. Ilgili. Aldana, hayınlıkla aldana. Evet. Evet. Aldana evet. Öğrenmiş. Aldana Aldana diyoruz ve Müslüm Gürsel. Çehreleri sahte dostlar, aldana aldana öğrendim artık. Gülen çehreleri sahte dostlar, aldana aldana öğrendim artık. Ne seven isterim, ne vefalı bir dost. Aldana aldana öğrendim artık. Ne seven isterim, ne vefalı bir dost. Aldana aldana öğrendim artık. Dostum gel gel olur sessiz sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsan. Dostum gel gel olur sessiz sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsan. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Daha ne günler gelecek? Kim bilir bu gözler neler görecek? Kim bilir daha ne günler gelecek? Kim bilir bu gözler neler görecek? Aynadaki çehre en acı gerçek. Aldana aldana öğrendim artık. Aynadaki çehre en acı gerçek. Aldana aldana öğrendim artık. Dostum gölgem olur sessiz sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsan. Dostum gölgem olur sessiz sedasız.
Aldanmayanlar nasıl öğrenecek bu işi? Aldatmak nedir ki? İnsanlara yani acı verir. Başka bir şey vermez ki. Aldatmak. İnsanları aldatmak çok kolay. Mevlana ne demiş? Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Baba. Ver bir ses al. Aman dokunmayın çok hınaya. Baykuş tünemiş binaya. Aman dokunmayın çok fenaya, baykuş tünemiş binaya, çeyrek aydır ayaktayım. Ben bende değilim bugün, kendimde değilim bugün, hey, hey. Aman güzel saçların sarışın, anan baban öyle öyle. Ama ne küsülü sen, ama ne küsülü sen, ne de barışık, hey 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 hey. Kendimden değilim bugün, hey, hey. Ah 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 anam sana doyamadım, ellerinden öpemedim, doya doya koynunda yatamadım. Benden değilim bugün, kendimden değilim bugün, hey, hey. Seni nasıl özledim, bilemez, bilemez, bilemezsin. Yanıyor kalbim, kalbim benim. Sönmüyor, sönmüyor, söndüremezsin. Yanıyor kalbim, kalbim benim. Sönmüyor, sönmüyor, söndüremezsin. Sana olan aşkım göremez, göremez, göremezsin. Sana olan aşkımı göremez, göremez, göremezsin. Bir köprüye düşersen kıymetimi anlarsın. Bir köprüye düşersin kıymetimi anlarsın. Bu da
Bu da Müslüm Baba'nın yıllar evvel okuduğu bir şeydi. Allah aldı mikrofonu sazı. Allah Allah. Ben bu programda 2 kilo arak içerim. Ondan sonra kim bana içirdiyse orada bırakırım. Ben kendimi hastaneye götürürüm. Allah'a ekber ya. Söyle. Ne söyleyeyim baba, ne söyleyeyim? Bize bir şey bırakmadın, ne söyleyeyim daha? Yedin. Maşallah. Ey dağın başında da duman bulunmaz. Arabat yorulur da gönül yorulmaz ah aman. Leve sınavı yorulmaz aman 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 benim yarimin de şu dünyada eşi bulunmaz ah aman 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 derdimi dökeyim de yeşil otlara ah aman aman leve şuna boylum aman 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 yara bende. El başına vardım gülleri çok. El başına vardım gülleri çok. Yallah ıslahlı gel, yallah öldürdün beni.
Şu derenin alıcından burcundan, şu derenin alıcından burcundan, bana gelsen ölürüm öldüm aşından. Şalvarlı gelin vay vay, fistanlı gelin var ya, öldürdün beni. Bana gelsen ölür müydün aşından? Şalvarlı gelin yallah, fistanlı gelin yallah, öldürdün beni. Müslüm Baba! Müslüm Baba! Müslüm Baba! Müslüm Baba! Kardeşim! Şimdi usta, onlarca içeride kaseti dinlerken, yani bana kaseti dinletirken çok güzel bir şarkı var içinde. Sandalcı götür diyor beni. Çok romantik. Çok romantik valla. Evet! Evet! Müslüm Baba! Küreklere ağır ağır çek, uzak kıyılara götür sandalcı. Asıl küreklere ağır ağır çek, uzak kıyılara götür sandalcı. Yalnız yanım yok, kimse bilmez gönül hacı. Sandalcı, sandalcı, yalnızım bu yerde. Arayanım yok, kimse bilmez hatır gönül. Sandalcı, sandalcı. Ya sulara gülen gülen sandalcı, sandalcı. Ufkunda serindi koca bir ömür. Ya sulara gülen gülen sandalcı, sandalcı. So
avucu. Kaderin elinde karşı kıyıya. İster götür, ister batır, sandalcı, sandalcı. Sulara kürek kürek sandalcı, sandalcı. Ufkunda serindi koca bir ömür. Ya sulara kürek kürek sandalcı, sandalcı. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Sağ olun. Dediler, dediler, dediler. Sağ olun. Dediler. Sağ olun. Şu fırlatın seni akarsa dindirler. Öne ölem dert o, öle akar seni sövdü ağam, kanlı zalimdir. Ölem ölem kanlı zalimdir. Nasıl gülem ben? Ya, yarim götürdü ağam, kanlı zalimdir. Ölem ölem kanlı zalimdir. Daha gün görmemiş taze gelindir. Ay ay ölem ölem dert alem taze gelindir. Ay 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 ay. Söyletmeyin beni anam, yaram derindir. Ölem ölem yaram derindir. Nasıl gülem söyletmeyin beni anam, yaram derindir. Ölem ölem yaram derindir. Nasıl gülem. Köprüsü harput tabaka, oy oy ölem ölem dert o ölem. Harput tabaka, oy 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 oy. Kör olasın zalim fırat, ocaklar yıkar. Ölem ölem ocaklar yıkar. Nasıl gülem kör olasın zalim fırat, ocaklar yıkar. Ölem ölem ocaklar yıkar. Nasıl gülem. Ahbaplarım gelmiş ağıtlar yakar.
etmeyin beni anam, yaram derindir, ölem yaram derindir, nasıl gülemeyim. Söyletmeyin beni anam, yaram derindir, ölem yaram derindir, nasıl gülemeyim. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Güzel. Sağ ol. Harika. Çok güzel. Ben tebrik Bankalar ediyorum. Ben okursun. Tebrik ediyorum. Baba. Çok güzel. Müslüm baba bize onur verdin. Bize şeref verdin. Allah razı olsun. Ağlayan ağlayana. Sen de bize. Ağlayan ağlayana. Farkında değilsin sen. Babosuz. Babosuz. Ağlamak rahatlatır vallahi güzel. Ağlamak kadar güzel bir şey var mı ya? Ağlamazsak. Ben bazen duygulanam, diyorlar ki ya bu nedir ya? Duramayız. Mesela bir arkadaşım var Ali Bek, diyor ki gene mi kardeşim? Ay ho Ali'den ha. Ya nasıl edeyim adam duygulanıyor kardeşim. Ya duygusuz adam ağlayabilir mi ya? Ağlamayı gerçekten seviyoruz. Ağlamak güzel, o da yani bir deşarj olma şekli yani. O da bir deşarj olma şeklidir. Yani. İyi biz ağlayalım o gülsün. Bu nasıl olacak? Çok güzel. O da olmaz tabii. Biri ağlarken birinin gülmesi doğru değil. Biri ağlarken birinin gülmesi doğru değil. Zaten ben seni severken sen benden nefret edemezsin ama. Allah Allah. Öyle bir şey olmaz yani. Allah 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 Allah. Tabii ya böyle değil mi sonuna baba? Sonuna dedi. Sonunu ne dedi? Sonunu. Ben senden ben seni severken sen benden nefret edemezsin ama dedi ya. Evet tabii ya böyle yani bu budur ya. Ne güzel ne güzel. Bundan kaçamazsın. Folklorik yapı işte bu. Bundan kaçamazsın baba. Evet. Bundan kaçamazsın. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi dünya alem bir hasta ben de bu herife hastayım. Bu nasıl olacak? Bir de, bir de bak bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Acayip fanatikleri var bunun var ya. Kim Müslüm babaya böyle yan gözden bakar namazıma gözünü oyalar. Öyle hayranlar öyle fanatikleri var. Yemin ederim bak. Müslüm baba dedin mi 24 saat düşüneceksin. Müslüm bir saat ekliysen ekle. Teşekkür ederim. Aslında. Bu. Doğrusu bu kardeşim. Sağ ol. Biz de sana hastayız. Aslında senin balın da güzel yani. Senin balına da ta Bağdat'tan geliyorlar. Ta bilmem nereden geliyor, geliyorlar. Amerika'dan geliyorlar. Geliyorlar yani. Benim... O mühim olan o bal, o öz, o çok önemli. Aslansın biliyor musun? Vallahi aslansın. Çok teşekkür Allah ediyorum geldiğin Allah için. Allah razı olsun. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Siz... Müslüm Baba'ya huzurlarınıza teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Ve son kasetinden yani çıkacak olan, belki de diyorum ya, ya bugün ya yarın çıkmış olur. Son kasetinde yine güzel bir şarkı var. Eyvallah diyor. Eyvallah. Sizlere de eyvallah diyor. Hepimize eyvallah diyor. Gel eyvallah, baş, gel. Hayır. Sevmeyen pişman, sevene düşman, her söze uyma sen. Tuzağa düşme, aklını kullan, şeytana uyma sen. Uyma sen, birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah. Gönlünde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah. Sensin, babam da sensin, canım da sensin, eyvallah. Sözüm de sensin, sözüm de sensin, özüm de sensin, eyvallah. Aşkımdan içtim, kendimden geçtim, derdine düştüm, eyvallah. Gel bana yar ol, ömrüme var ol, gözüme nur ol, eyvallah.
yancılık etme, bırakıp gitme, yuvanı yıkma sen. Tuzağa düşme, aklını kullan, şeytana uyma sen, uyma sen. Birine baksan, aklını taksan, ne dese aklı eyvallah. Gönlünde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah. Anam da sensin, babam da sensin, canım da sensin eyvallah. Sazım da sensin, sözüm de sensin, özüm de sensin eyvallah. Aşkından içtim, kendimden geçtim, derdine düştüm eyvallah. Gel bana yar ol, ömrüme var ol, gözüme nur ol eyvallah. Senin aşkına eyvallah. Teşekkür ederim.